ve deprem dün tekrar hatırlattı kendini. İstanbul'ların bir kısmı belki dünkü sarsıntıyı hissetmedi ama hepimiz deprem gerçeğinin oluşturduğu tedirginliği çok yakından hissettik, hissetmeye de devam ediyoruz. Bugün birçok kişi bunu konuşuyordu biliyorum. Sarsıntı çok büyük şiddetli değildi. Allah şükür can kaybı da ya da mal kaybı da olmadı ama meydana geldiği yer itibariyle hepimizin aklına bir uyarı mı acaba bu sorusunu getirdi. Yani acaba artısı olur mu diye düşündük. Daha doğrusu daha bu bir öncü mü, daha fazlası gelir mi diye hepimiz tartıştık. Bu soruyu konunun uzmanlarına yönelttik. İşte cevapları. Marmara'da 7'den büyük bir deprem bekliyoruz yakın gelecekte. Bu çok uzak bir zaman olmayacaktır. Bugün de olabilir. Şu bir gerçek. Zaman geçtikçe büyük depreme doğru yaklaşıyoruz yani. İstanbul bir yılın ardından deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Mega kent bu kez 4,2 şiddetiyle sarsıldı. Peki bu sarsıntı büyük bir deprem beklenen Kuzey Marmara fay hattı için ne ifade ediyor? geçen seneki depremden günümüze 300 üzerinde artçı olmuş. O bölgede bir hareketlilik var. Bu hareketlilik de bize o fayın yani tehlike olduğunu gösteriyor. En son bir yıl önce 5.8 büyüklüğündeki deprem de aslında büyük bir depremin küçük bir provası şeklinde oldu. Yapılarda küçük hasarlar meydana geldi, haberleşmede kesilmeler oldu. Bunu biraz daha büyütürseniz 7 büyüklüğünde yaşayacağımız depremin karmaşasını gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Dolayısıyla bundan kaçar yok. Yani elinde sonunda büyük bir deprem olacak. Bu yakın ya da çok uzak olmayan dönem içerisinde mutlaka gerçekleşecek. Marmara fay hattı hala hareketli. Kırılmaya aday bir sismik boşluk var. Marmara Ereğlisi ereyli, ile ee, Yalova arasında. Marmara Denizi'nin içerisinden geçen Kuzey Anadolu fay, e, fayının bu parçası kırılmadı ana fayda olması nedeniyle e, önemli bir deprem. 4.2 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisini almıyor. Ama uyarıcı bir deprem. Yani ana kol üzerinde e, büyük deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu fayının üzerindeki bir deprem olduğu için tabii ki kaygı verici. Uzmanlar olası İstanbul depremi için net bir tarih vermedi. Ama 4.2'nin e, den sonra daha büyük bir deprem gelir mi diye soracak olsanız bunun net bir cevabı yok. Çünkü biz depremi daha önceden bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, burası eninde sonunda kırılacak ve bu süre çok uzun olmayacak ve bu depremin büyüklüğü yediye geçecek. 250 yıldan fazla zamandır hareketsiz. Dolayısıyla uzun süredir enerji biriktiriyor. Dolayısıyla bir gün bu enerjisini açığa çıkartacak sadece depremle. Yapılması gerekense belli. Depreme olmadan önce çalışalım. Depremde zararımız minimum olsun. Yapılması gereken sağlam binaların hızlı arttırılması. Eski 2000 öncesinde yapılan binaların hızla terk edilmesi.